Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni kitabım ayrılıkların da sonu var uzun bir çalışma sonrasında piyasaya çıktı. Ben de hem kitap hakkında size küçük bir bilgi vermek istedim. Aynı zamanda ayrılıkların sonu var mı gerçekten onu sizlerle bir konuşayım dedim. Bilmeyenler vardır belki cepte olmadan aşk isimli kişisel gelişim kitabımı 2021 yılında çıkartmıştım. Son kitabım olan ayrılıkların da sonu var içerik olarak bir kişisel gelişim romanı. Yaşanmış gerçek iki tane aşk hikayesini anlatıyor. İlk hikayemizde bir kadının gözünden aşkı, ayrılık acısını, geri dönme umutlarını okuyacaksınız. Sonrasında başka bir hikayede erkeğin yaşadığı aşkı, ayrılık acısını ve geri döndürmek adına içine düştüğü durumu okumuş olacaksınız. Kitabın sonunda ise küçük bir sürpriz sizleri bekliyor. Sürpriz için iki hikayeyi de sırasını bozmadan okumanız gerekiyor. Dostoyevski'yi yanlış hatırlamıyorsam bir tane tanımlaması vardır. Şöyle söyler: "Bir aslanı gün boyu takip etseydiniz ve aslanın yaşamak için verdiği mücadeleye tanık olsaydınız, günün sonunda bu aslanın Ceylan'ı yakalayıp yemesi sizi mutlu ederdi." Aynı hikayeyi Ceylan'ı takip başladıysanız ve Ceylan'ın yaşamak için verdiği mücadeleye tanık olsaydınız, günün sonunda bu Ceylan'ın bir aslan tarafından yenmesi sizde bir öfke uyandırırdı. Yani başlangıç noktasını farklı seçersen aynı olay kişide iki farklı yargı oluşturabilir. Bu yüzden kişinin içindeki adalet duygusu hangi hikayeyi ne kadar süreyle takip ettiğine bağlıdır der tanımlamada. İşte Ayrılıkların da Sonu Var kitabının temelini bu düşünce oluşturuyor. Özellikle kitabı okuyacak dostlara tavsiyem kendilerini o kişilerin yerine koymalarıdır Tabi kitap sadece bir roman değil, önemli olayların arasına uzman görüş olarak yorumlarımı da bulacaksınız. Bu yorumlar da size yön verecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi konumuza dönecek olursak, en sık karşılaştığım sorulardan biridir bu soru. Bu ayrılık son bulur mu? Giden geri döner mi? Hangi giden geri döner? Gelin maddeler halinde işleyelim. İlk maddemiz duygusal bağın büyüklüğü. Sevgili dostlar, herkes yaşadığı aşkı büyük bir aşk olarak tanımlar. Bu doğaldır. Eminim de öyle olmuştur bu arada. Ama bu maddemizde objektif bakmamız gerekiyor. Gerçekten duygusal bağ güçlü müydü? İki tarafta birbirini görmeden yapamıyor muydu? Beraberken zaman su gibi akıp gidiyor muydu? İki taraf içinde sadakat, sevgi, saygı, güven seviyeleri eşit miydi? Bunlar için cevaplar olumluysa o zaman ayrılığınızın mutlaka bir sonu olur. Bakın şurası önemli ama. İki taraf içinde eşit ya da birbirine yakın olması gerekiyor. Yani sizin sevginiz çok yüksektir. Karşı tarafın o kadar yüksek değildir. O zaman sizin aşkınız büyük değil, senin aşkın büyük derim ben. Aranızdaki aşkı büyük olarak tanımlamam. Sadece sizin çabanızla gittiyse o ilişki, o zaman ayrılığın sonu olsun diye yine siz çabalamış olursunuz ama çok yüksek ihtimalle başarılı olamazsınız. Tek taraflı aşkı yaşamak ve bu aşkın büyüklüğü bir insanın size geri dönmesini sağlamaz dostlar. Hani bir söz vardır ya, sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesini bekleyemezsin diye. İşte o hesap. Bir de şu var ki dostlar, her aşk büyük başlar. Sonrasında olanlar o aşkın ilişkinin büyüklüğünü tasdikler. Eğer aşkınız son dönemlerde büyük yaralar aldıysa, bu yaraları sarmak yerine birbirinizi suçladıysanız yine bu ayrılığın son bulacağını beklemek yanlış olur. Ama söylediğim gibi gerçekten iki tarafta birbirine bağlandıysa, yoğun duygu akışları olduysa, iki tarafında birbirine güveni, sadakati, sevgisi, saygısı ilişki içinde üst düzeyde ise emin olun bir gün bir yerlerde tekrar buluşulur. O ayrılığın mutlaka sonu olur. Bizim ilişkimizde de sadakati, sadakat, saygı karşılıklıydı. İkimiz de birbirimize her türlü saygısızlığı yapıyorduk derseniz olayı yanlış anlamışsınız derim. O bahsettiğimiz toksik ilişki tanımına girer. 2. Değişim, gelişim, olgunlaşma. Sevgili dostlar, başka hangi ayrılıkların sonu olur? Ayrılık sonrasında değişen, gelişen, olgunlaşan insanların ayrılıklarının sonu olur. En çok neyi gözlemlerim ben biliyor musunuz? Ayrılınır, terk edilinir. O kişinin bıraktığı yerde beklenir. Günlerce beklenir, gecelerce beklenir. O yerden hiçbir yere ayrılınmaz. Sanki o terk edilen noktadan ayrılınırsa iyice kaybedeceği düşünülür. Bırakırsa tamamen o ilişkinin yok olacağı düşünülür. Daha çok sarılınır, daha çok bitik hale gelir insan. Oysa orada durmak, olduğu yerde kalmak terk edeni daha çok uzaklara iter. En basit mantıkla zaten o haldeki halinizi istese sizden gitmezdi ki. O yüzden kişisel gelişimin en vazgeçilmez noktası noktası. Bir başarı istiyorsanız, birinin dönmesini istiyorsanız gelişmek durumundasınız. Olgunlaşmak durumundasınız, farklılaşmak durumundasınız. Bunu fiziğinizle, bakış açınızla, bunu tarzınızla yapmalısınız. Bunu olduğunuz yerde durarak yapamazsınız. Bunu derbeder, yıkık, birisi acısın diye beklerken yapamazsınız. Olduğunuz yerde durursanız sadece ilişkiniz değil, hiçbir ayrılığınızın sonu olmaz. Buna sizden uzaklaşan mutluluğunuzu da dahil edebilirsiniz. Kazancınızı da, heyecanınızı da. Yani dostlar olgunlaşıyorsanız kendinizi geliştiriyorsanız o zaman yaşadığınız ayrılığı mutlaka sonu olur. Çünkü ben her zaman ne derim? Her katil olay mahaline geri döner. 3 biriken anılar özlem Sevgili dostlar sık sık söylerim eğer ki ilişkinin kaliteli olmasını istiyorsanız mutlaka bol bol anı biriktirin derim. Bu anılar ilişkinin kalitesini arttıracağı gibi aynı zamanda bitse bile tekrar başlamasına sebep olacaktır. Çünkü yaşanan anıların fazlalığı, yaşanan anıların çeşitliliği, alınan keyifler o ilişkiyi sağlamlaştırır. İlişki bitince de o anılar iki tarafa da ciddi özlemler doğurur. Yok hocam ya o hiç hatırlamıyordur diyenleri duyar gibiyim. Sevgili dostlar eğer ki ilişki yaşadığınız kişi bir insansa kesinlikle hatırlıyordur. Bir de uzun süreli bir ilişki ise o zaman hatırlamama imkanı yoktur. Çünkü insanız, hepimiz hatırlarız. Sizin kadar yoğun hatırlamayabilir bakın ama kesinlikle hatırlar. Eğer ki kaçıyorsa bir yerlerde eninde sonunda aklına gelir. Yenilerini yaşıyor Gürkan. Keyfi yerinde. Yine fark etmez. Eğer ki yaşadığınız şeylerin kalitesine güveniyorsanız, çeşitliliğinin farkındaysanız, yenilerini de yaşasa eskiye özlem muhakkak duyacaktır. Eskiye özlem demek, size özlem duymak demek olacaktır. Bu şu an olmasa da eninde sonunda olur dostlar. O yüzden bir ilişkide bolca anı birikmişse o özlem duygusu eninde sonunda ortaya çıkar. O özlem duygusu da ayrılıkların sonunu getirir. Çok anımız var ama her konuştuğumuzda kavga ediyorduk. Bunu kastetmiyorum. Bir aylık bir ilişkiydi ama doya doya yaşadık. Maalesef dostlar, bir aylık süreçte istediğiniz kadar yoğun yaşayın yine de aynı etki olmaz. O yüzden anıların çeşitliliği bir zamana yayılmış olmalıdır. Çünkü özlem duygusu zaman içerisinde yolculuk yapmayı sever. Ne kadar çok durak varsa o kadar çok yoğunlaşır, kalabalıklaşır. 4. ayrılık sürecindeki durum Herkesin en çok sınıfta kaldığı nokta bu maddemiz dostlar. Dostoyevski'nin bir sözüdür. Bakın bu sefer Dostoyevski'nin bundan eminim. İki insan birbirine en çok ayrılmak üzereyken tanır der. Ben de buna bir ekleme yaparım. Ayrıldıktan sonraki hareketleri de yaşadığı aşkın seviyesini gösterir. Neyi kastediyoruz? O ayrılık esnasında ağza alınmayacak sözleri. Ayrıldıktan sonra kendine yakışmayacak hareketleri. Ayrılığın yasını yaşadığı sürede yaptıklarını. Karşı tarafa ısrarları. Karizma dağıtışları. Ayrılığın sonunun olup olmadığını yine karşımızdaki kişinin geri dönüp dönmeyeceğini bunlar belirler. Eğer ki bu ayrılık sürecinde sakin kalındıysa. Bu ayrılık sürecinde gelişilip olgunlaşıldıysa. Hatalardan ders çıkarıldıysa bir de medeni bir ayrılık olduysa o ayrılıkların sonu olur dostlar. Peki tam tersi ise ne yapacağız Gürkan? Evet bir de bu var. Ayrılırken ısrarlar kıyametler. Ayrılık sonrasında yapılan nispetler. Derbeder olmalar, gelişme kapanmalar. Eğer ki aradaki bağ sağlamsa yine ayrılığın sonu olur olmasına da tekrar bir araya gelindiğinde iki kişinin de sağlam çalışma yapması gerekir. İkiniz de birbirinize güveniyorsanız emin olun o ayrılığın da sonu olur. Sevgili dostlar, işim gereği herhalde yüzlerce belki de binlerce ayrılık görmüşümdür, dinlemişimdir. Kendi yaşadıklarımı da hafife almam tabii ki. Kitapta da yer verdiğim üzere ben çok ayrılığın son bulduğunu gördüm. Hatta işin içinde aldatmaların olduğu, yalanların olduğu ilişkilerin bile tekrar başladığına şahit oldum. Önemli olan iki kişinin de birbirine olan samimi duygularıdır. İki tarafta bu ayrılıktan ders aldıysa, iki tarafta birbirini eşit miktarda seviyorsa bir şekilde o ayrılıkların sonu olur dostlar inanın buna. Ama eğer ki biri diğerinin yarısı kadar sevmediyse, yarısı kadar değer vermediyse kafasında bitirmesi bir o kadar kolay olur. O da ayrılığın son bulmamasına sebep olur. O yüzden her zaman samimi olun derim ben. İlişkinizde de, ayrılığınızda da kibirden, gururdan, nefretten uzak durun. Sevgi kadar samimi bir duygu yoktur. Siz samimi olun, samimi durun. İnanın samimiyet ayrılığın sonunu zaten getirecektir. Kitabı okuyan dostların yorumlarını çok merak ediyorum. Lütfen okuduktan sonra birkaç cümlede olsa fikirlerinizi bana ulaştırın. İster bu videonun yorum kısmından, ister sosyal medya hesaplarımdan. Tekrar görüşene kadar tüm ayrılıklarınız son bulsun. Kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.